Golden boy, altın çocuk. Sar beni kollarınla dumanan sen. Demirden yumruklarıyla dövüşen. Dudaklarıyla sevişen. Güvenme, tabancandan korkmuyorum. Ne kurşunundan ne yumrukların. Yoruldunuz mu? Karşınızda hayatım boyunca durabilirim. Bu şerefi resim sanatına olan hürmetinize mi borçluyum, yoksa modelliği sevmenize mi? Hiçbirine. Daha doğrusu sizi sevmeme. Düşmanın üstüne gitmek, sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi. Demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz. Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır. Cevaplarınız küstahça. Bu konuşma ile imtihanı kaybedebileceğinizi düşünmüyor musunuz? Düşünmeden parmağımı bile kıpırdatmam. Buraya hakkınızda bilgi toplayıp geldim. Akıllı bir iş kadınıymışsınız. Zeki bir insan küstahlığı yalancılığa tercih eder. Peki, benim erkek düşmanı olduğumu öğrendiğinize göre, aklı başında bir insan olarak bu işe müracaat etmemeniz gerekirdi. Öğrendiğim şeylerden biri de servetiniz. Mali durumunuzu incelediğim zaman, iyi bir maaş alabileceğimi düşünerek işi fazla kurcalamadım. İki fakülte bitirdiğiniz yazılı mektubunuzda, dediğiniz doğruysa, menfaat için evlilik yapacağınıza doğru dürüst bir işte çalışamaz mıydınız? Çalışmaktan bıktım. Çocukluktan beri girip çıkmadığım iş kalmadı. Tahsilimi garsonluk, gazete müvessirliği, işportacılık yaparak tamamladım. Doktoramı verirken rahat etmek istiyorum. Emredersiniz ama, yarın gazetelerde hakkımızda bir takım mizahi yazılar çıkarsa, günah boynunuza. Ne gibi? Meşhursunuz. İstanbul'un en zengin ve tanınmış bir iş kadınısınız. Ani evliliğimiz sosyeteyi, dolayısıyla da gazeteleri çok ilgilendiriyor. Biz girerken de, dışarıdaki foto muhabiri genci fark etmişsinizdir. Enteresan fotoğraflar yakalamakta ustadır herhalde. En iyisi böyle duracağımıza, hafif bir şeyler giyip rahatlamalıyız. Ne münasebet! Tek oda ayırtıp beni müşkül duruma soktuğunuz yetmiyormuş gibi bir de... Ayrı ayrı odalarda yatıp da Süreyya Hanım'la Necmi Bey zifaf gecelerini telefonla geçirdiler diye dedikodu çıkarmak mı istiyorsunuz? En iyisi şurada yatıp uyumanız. Ben de kanepede yatarım. Uyuyabileceğimi sanmıyorum Necmi Bey. Çünkü... Tatlı geceler! Rahat uykular temenni etsem daha iyi olur. Siz yorulmayın. Arabayı ben kullanayım. Merak etmeyin, şoförlük için ayrı bir ücret talep etmem. Hoşça kalın, güle güle. Size bu elbiseyi getirdim. Giyimime karışmayın. Vazifeniz sadık bir koca pozunda benden aşağı inmek. Ben yanımdaki kadının da mutlu, daha doğrusu güzel bir kadın olarak görünmesini isterim. Böyle dul madama kıyafetiyle düğün gecemiz sayılan bir toplantıya inemem. Ben de bana karşı gelinmesine tahammül edemem. Bana bakacağınıza yola baksanız da bir yere çarpmasak. Merak etmeyin, birbirimizi görmek için çok vaktimiz olacak Necmi Bey. Şimdilik 6 ay. Hava kararmadan varır mıyız otele? Bu hızla gidersek hayır. Acelemiz yok. Oradan memnun kalacaksınız. Mühim olan evliliğimizin sahteliğini gizlemek için evden uzak bir gece geçirmek. Yoksa bu gecenin memnunluk veya tatlılık gibi hislerle ilgisi olmadığını hatırlatmak isterdim. Günaydın. Çok erken kalkmışsınız. Sıkıntıdan uyuyamadım. Niye? Dünyanın en rahat, en sorumsuz insanısınız. Benim yerimde olsaydınız delirebilirdiniz. Delirmediğim ne malum? Akıllı olsaydım, bunca ay burada kalabilir miydim? Birden ne oldunuz? Ne zamandır iyi geçiniyorduk. Anlaşmazlıklarımız, kavgalarımız bitmişti. Kavga bitmekle her şey halledilmiyor ki. Anlaşılmaz bir insansınız. Yahut siz bazı şeyleri anlamamak için boşuna direnen bir karakterdesiniz. Kararımı verdim. 6 aylık anlaşmamız haftaya bitince, ilk işim çok uzaklara gitmek olacak. Neden? İstediğiniz ücreti vermiyor muyum? Ne eksiğiniz var? Her şey parayla bitmiyor. Karşınızdakine verebilecek yumuşak bir gülüşe sahip bulunsaydınız,
Neden kaçtın sevgilim? Kaçmadım ki. Birden içimden koşmak geldi. Peki, yüzünü niye benden saklıyorsun? Gemide kalırsın sonra. Keşke kalsam. Dönüş vapuru ne zaman acaba? Her hafta vapur var. Ya bir haftada işin bitmezse? Ya o vapura yetişemezsen? O zaman bir hafta daha mı bekleyeceğim? Beklemeyiz sevgilim. Vasıta dolu. Bir otobüse, bir dolmuşa atlar gelirim. Yok, hayır, sakın ha! Yollarda çok kaza oluyor. Razıyım, beklerim. Vapurla gel. Çok evhamlısın. Belki de öyleyim. Ama hak ver bana. Küçüklüğümüzden beri bu bizim ilk ayrılışımız. Ondan mıdır nedir? İçimde bir evham var. Neler söylüyorsun sen? Affet sevgilim, anlıyorsun. Benim anlaşılmaya şu mecmuadan daha çok ihtiyacım vardı onda. Demek siz bir muammasınız. Yok. Sadece anlayışlı bir kadının uzatacağı sıcak ele muhtaç bir insanım. Ellerimin sıcak olduğunu ne biliyorsunuz? Tahmin ediyorum. Aynı tahmini başka bir erkek de yapmıştı ama sonradan fikrini değiştirdi. Soğuk mu buldun? Hayır. Sert. Geleceğinden emindim. Ama gelmemeliydim. Kendimi suçlu hissediyorum. Böyle yersiz düşüncelerle kendine eziyet etme. Aramızda geçenler bizi birbirimize bağladı. Bunu zorla çözmek için kendimizi boş yere zorlamayalım. Aramızda olup bitenlerin şimdiye kadar kapanmış, unutulmuş olması lazımdı. Durumum bunu icap ettiriyor. Dün tek yalancı sen değilsin demiştim. Sen yalancı beydin, ben de yalancı hizmetçi. Demek yalancı hizmetçiydin. Geç bakalım direksiyona, yolda anlatırım. Bulunmaz uşak, bulunmaz koca olacak değil mi? Ben altın çocuk şef. Kusura bakma, bademize dolaşan şu kaşarlanmış ajanı. Kendisini az önce cehenneme postaladığımı bildirmekle şeref duyarım. Mükemmel. Tebrikler altın çocuk. Golden boy, altın çocuk. Sar beni kollarınla dumara ser. Demirden yumruklarıyla dövüşen, dudaklarıyla sevişen. Güvenme, tabancandan korkmuyorum. Ne kurşunundan ne yumruklarından. Harika bir fikrim var, tanışmamızı kutlayacak bir yere gitsek. Hı? Mesela evime. Peki, ne yapacağız orada? Bana pul koleksiyonunuzu mu göstereceksiniz? Yoksa plak mı dinleyeceğiz? Bunlar yavru kuş harcı şeyler. İkimiz de vakti daha da değerlendirecek kadar akıllıyız galiba. Ellerimi kaldırdım ateş etme. Beni önce seveceksin dilerim. Şimdi silahını kalbini aç. Soyundum her şeyimle ben seninim. Golden boy, altın çocuğum. Ben sizi hep merak edeceğim. Program mı? Nasıl isterseniz. Ben şeyi merak ediyorum. Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan Sarayı, Rumeli Hisarı. Hmm. Eski eserler, mimari eserler. Pekala, öyle gezeriz. Canınız acıdı mı? Bir şey oldu mu? Yok. Hemen bir doktora gidelim. Eyvallah. Bundan sonra paraşütle gezeceğim. Ben de uçuş dersi alacağım, hazırlıklı olun. Rahatsız etmeyeyim. İkinci hanım bilmenizi istiyorlar. Teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Hı.
Benim otobüsüm geliyor. Hep aynı otobüsle mi dönersiniz? Evet, babam da aynı saatte gelir. Durakta buluşur, eve beraber döneriz. Babanızı tanıyorum ben. Şöyle saçları ak, uzun boylu, hoş bir adam. Evet ama nasıl yani? Nereden tanıyorsunuz? Plajdan, bana çarptığınız gün ondan kaçıyordunuz. Başına bir havlu sarmış Göksel diye bağırıyordu. Paraşütünüz nerede sizin? Size bir daha rastlayacağım aklıma gelmemişti. Buyurun, buyurunuz beyefendi. Ne bakıyorsun? Bir şey mi yaptık? Dönsen de artık sevemem seni. Aşkın bu muydu, sevmedin beni. Dönsen de artık sevemem seni. Aşkın bu muydu, sevmedin beni. Yıllarca koştum onun peşinden. O hayal bizi terk edip gitti. Yıllarca koştum onun peşinden.